Salam, Ata Vatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Bugün Türkmen Bedevinin Milli Bayramı münasibetli. Türkmenin uçar gana tatlı dörücülük beyefleşik fergisini tamaş etmeyene geldik. Yörün ehricemi fergi bilen tanışı olalım. Türkmenin uçar gana tatlı dörücülük beyefleşik fergifinde cem 369 fani efer katnaşıya. Bu eferlerin en qovları emin ağvarlar tarafından faylanınıp, soğutlar qovşırlar. Hormatlı tamaşaçılarımız, gelinginli bolsa Türkmenistan'ın Fınğotda at qavanan işgari Erkin Verger, Öve Muhammed Föyünov bilen tanışıp olalım. Öve vağa, öve diyen işleriniz var adışı, bize tamaş ediyen tamaşaçılarımıza gurun veraysanız. Benim neyimim şu dergarçılık bilen çağırlıktan meğer başladık. Özümüz bu dergarlar maşgalasında doğulun, öz nesillemem. Şu dergarçılık bilen İş çalışıyorlar. Ben ömrümde 110'un uğrak elimden şagird çıktı. Şagirdlerimin köpsi yurdumuzun durulu yerlerine öz şu dergarçılıktan avra yerliler, tuvalime, o işleyerler, o işler ediyerler. Benim neyime, hormatlı prezidentimizin şu yılki yani bedev ayrımcılığına öz işimiz bilen geldik. Şu işim yine İki oğlum öldüm, dört tane şagirdim, yedi adam olup şu işi ettik de. İyince iş, dergarçılık bir neyme, inge bilen kuyukadan yardık değil ya. Şu, hakikaten o adamın gözünü ağrım veriyor. Yönü, zihin çeksen neyme, ıhlas ile ağlasan sokur gözden yaş çıkar değil ne. Bizim şükürdaya, öz işlemimiz bile ne geldik. Tuğulumu harçlıktı, nakkaşlıktı, heykeli tarışlıktı, dergarçılıktı, katı ulu kov işler edip derler. Bizim şunlara katlaşıyanımda beğeniyaz, beğencimizin çayağı yok. Ne ama bu Türkmen atın bedemekliğine özü ulu bir bağ diyen oluyor. Yani behişli bedev, behişli bedev deyip bir önülge değil yok da. Behişli bedev'un kadim devurlarda halifeler, Güven ustası, dergar, demir ustası, ağaç ustası, gelin izlemeden yankı at torba dedi, at keçesi dedi, at horcunu dedi. Yani şu atları doka, şu atın özüne ağrım düşme değerli, özünü 10 oylu duyuyor yerle gidip, hem şunları maslakatlaşıp, hem doğunu biçeyene kendilerine şu. Dergarçılığım, yani atın uyuyonu, üzengüsü hem mecadadı, demir su hem mesela ağzı birlikte yasası at bir yediye çekmelerle. Kadim devurlarda dergarlarım öz işlerini yağdayın taptığından yengilecekten, yuhucuktan kumuş edip durur. Yani arkasının göğünü, göğün yemek, kayış demek de. Arkasının göğünü kalınrağa edip durur. Şöyle yüzüne koyan bedekleri şu bir şikayet tapmasın deyip de hem şunları yalak bedi yaptırlar da. Yani şu an bizim özüne doğrumda uğra doğru yap işleri diyez. Arka dağır zamanımızda yine yani bizim öz hünerimizi sindirdik nesip edenin
öz dövrümde olarak dövrü var, işleme dedik geldik. Oğlunun hem hepimesi eden işinden şeyle ılhamallılar, begendiler. Şeyle bir işin şovlu çıkanına adam öz bir keyfi kok oluyordu. Oşuma öz şagirdlimim, oğlumum, şunu görün yankı beyleki hünerde şu yollaştırmam, şu suat beyerek ne sergiye gelimizi ne berde de görüp tam şu yeginleştirmemiz durlu taraftan sonuna diş yerleri işimizi ulu tarafa koydular hoğu. Hem katlaşanlara da bu Allah'tan şov dileyen şimdi bizimkilerim de hoğu şovlusu olsun ha oğlunumun yeden adapları. Sağ olun öve ve bize veren gurunlarınız için. Eğer mümkün varsa şu şay sepler ile bir tanıştırayfanız. Ahalteki atının özü var, bir behişli beyde var. Allah'ın kudretiyle bir seyislemez öz dövrünü katı ıhlas çekiptirler. Şu kadim dövrlerde pervan bir dayı adamlar atın üstüne oturanını, atın boyundan, kellesinden yana şu önünden gelen ganim düşman hiç şu dayı pervan görülmez yani. Atı imerenlerini, atın iyim horcununu yer kadıp, yerin içine horcununu koyup, tam şu at, kayağını germes atan edip, yön kayağını germes atan edip, tam boynunu süyündürüp, şu yere kazılan torban içinden öz iyimini yiyen eken, şun hatavını da seyistir, atın boynunu süyündürüyen eken. Bizim ahalteki atlamızın boynunun uzunluğu yönü yerden ne alı? Asırlar boyu müngüllükle devamını sorur yani, atı iyim verilip, tam şey edip, tam üstünde dayıv pervan adam oturanın şu adamı önünden atılan ok hiç adama önünden atılan ok şikayet etmedi hale düptürdü. Ne seyislemenin ulu bir eden işleri. Onun seyislemeden kaydışım yani demir ustalar, ağaç ustalar, göğün ustalar. Gelin eylemenin yakı atın bedek bir horcunları, şu dağıtları cemlenişip tam ağzı birlikte ediptirler. Ağız üstü özünün eğer edenine bizim Türkmen atlamının eğeri günlülü gönme oluyen eken, bayramçılıkta da oluyen eken, yuv vaatında da, cin vuruş vaatında da şu bir eğer ulanı bileyen eken derim. Bizim Türkmen ağız üstü olumuz hem ağızın özünün yengilliği hem berkliği bile peydalanıp tam şu eğer yataptırlar da. Ağaç usulümüzün ulu eden hana bir koşun değil. Onun zirgarlığımız, yan kaydışım yani göğünün yüzünü yukucu kümüş böğrücüklerle bede yaptırırlar. Şu bedelin kümüş bedelileri bir şikayet tapmasın özünün şu ilki koyulun görünüşünde durur yani. Onun atın özünü ama çapanına derlegen oluyor. Göğünün özünü 4 kat, 6 kat olarak şeyle dikeyen ekenlerin şu derilerini atın yankı ağla kayışına sinyen eken yönü yüzündeki bedeklere hiç ilişkisi getirmeyen ekenler. Onun demir solumuz yankı üzüngüğünü, ağızlarını onu layıkla yataktırlar. Yönü hem ben cemleğinde şu kadim halifenin aydın nemelerinde aydık veren rivayetleri, gurrun verişi hali bizim Türkmen atlamada şu bedeğileri cem koşundu. Daşa yurttaki yankı atların bedenlerine günlülük bir eğer oluyen eken. Bayramçılıkta başka bir bedelin eğer oluyen eken. Yol günü üçüncü bir eğer oluyen eken. Yani bizim Türkmenlerimiz şu ağacı solumuz, şu öktörlük bilen şu üç vaatine, üç elmede ama şunu ulan oryal edeyen yani kendilerine. Bu hakkında bir doğru var eğer birazcık ağrıtarak gelendir. Yani onu bedeliptir, sözü yok bedevi. Yani kadimki Türkmen ağız ustalarının eğerleri bir çaklanca oluyen yani kendilerine. Yani, şuna bedep yetiştirdiler. Yani, bağlık kuloktan, bağlık kulon övüşünleri vardı. Perlamutur diye de durlu renk, eğer o şu renkinde övüşün veriyen yani şol galen bir ağaçları ağırrak dağıştan bedeğinde eğem son öğüdünem hataklı yaptırırlar. Birazcık ağırım köpürak olmasın, ağırlık duyulmasın deyip şu bedelinde yakı eğelim koşar renkli bağlı kulakları kesip durlu renkte ağaçları ediyen ekenler. Türkmen deryarları esasen hemen bizim öğüdümüz şu atları bedeğimizde esasen 4 sanık böyrükten varat geliyor da. Bir yer kellelik şu üzüngü, onun yukarı boyunluk, aralık boyunluk,
bu aşağıdan boğusvent geliyordu. Yani şu önkü de uğurlarda da köyünü de uğurda da şu dört bölükten varat bölüyene kendine. Yani bir de demişim şumadan şu atın boğusventin neki şelpecikleri uçlu olmalılar. Egrice olmalı. Egrice olsa at çapanına şöyle bir harekette yani uçsuzca şelpeler atın bir bedenine çümpten bir şikayet getirmesin, bir yaratılmasın deyip demişim. Şu atın bedek çayının şelpesi egrici kılıçlı patırak ayarlak edilene kendine. Şu adı senden şey diyeyim. Son atın sinetine bir yaratılma diyerek bir peydal tarafları vardı. Yokorku boyunluktaki şelpeleri son kuda vurup bedek için gönüllüye yönü yağdayın taptığımızdan yani aşağının şelpesi edildi. Yani yan kayışım yani şelpeli etsen hem de hem o sinetine bir yaratılma mümkün. Şu atlın hem mecesini şu kadim de vurdu, şu halifelerin özleri, şu cemlenişi bir 5-6 tane kutsa vurup tam ağaç üstü demir üstü derger, seyisin özü, şunlar hem mecesi cemlenişi tam şunlar yalakı bir sumgu deyişine diyene kendine, atı şey behişti ve de onu de diyene kendine. Hormatlı tamaşaçılarımız, gelinin ne varsa bedevatlarımızın şay fepleri bilen tanışı olalıya. Yine bu görüyen şayını ve varsa ağlağış değil ya. Gelinin ne varsa bu şayların ayrı tırnıklar atları bilen tanışı olalıya. Yine bu görüyen şayını ve varsa göğüs bent değil ya. Abuna varsa kellelik değil ya. Bu görüyen şayının adı boyunluk. Bu şay varsa yürüte atlarımız için ulanıya, buna varsa üzüngü değil ya. Yine bu görüyen halinizi Mikarım Türkmenistan'ı ad veriptirler. Bu arada mağlumatlar hem var. Bu belirleyen mağlumatlara göre bu halini 5 tane halıcı, bir suratkeş, bir kömükçü işgar tarafından 3 yıl 9 ay halinin üstünde işlenilipdir. Bu görüyen halini dünyada ilkinci evi hiç yeli kimik verişte boyağlar ulanılmadan FAP ekoloji arafalıkta dokulan halidir. Dokuştaydan yeketek nüfalık olup bu halinin renkleri kaytalanmayacak derecede ekskluziv olup beyleki halkların hali nüfalarını hiç yerde duşmayar. Umuman alanında Türkmen halkının maddi ve medeni mirasını sindiren bu halinin şöhreti hem ömrü münlerce yıllıktır.